Arkadaşlar hepinize merhaba. İşaret ve sistemler dersinin 7. hafta YouTube kanalından ders sunum videosuna hepiniz hoş geldiniz. Bugünkü konumuz, en son biliyorsunuz sorularımızı bitirmiştik. Fourier serileriyle Fasor diyagramı, Fourier serilerini açarak frekans spektrumu örnekleri yapmıştık. Genlik frekans ve faz frekans eğilimlerini çizip hatırlarsanız oradaki 4 tane değişik örnekle frekans spektrumlarının nasıl değiştiğini gözlemlemiştik. Peki işaretimiz, verilen bir işaretin bugünkü dersimizde konusu bu arada Fourier transformu. Buraya giriş yapacak olursak verilen işaretimizin periyodik olmaması durumunda biz bu işaretin frekans spektrumunu nasıl bulabiliriz sorusu aklımıza gelecek. Yani periyodik fonksiyonlarda tamam. Güzel bir şekilde Fourier serisini açarak Fourier serisi, trigonometride kompleks Fourier serisine göre üçsel fonksiyonlara fasöre çevirip her bir fasörün ya da Cn katsayısının içerisinde faz ve genlik bilgilerini alarak her bir frekans katlarında bunları draklar olarak belirtiyorduk. Peki verilen işaret her zaman periyodik olacak mı? Tabii ki de değil. Periyodik işaretler için geliştirilen Fourier serisine benzer bir yöntem aslında kullanacağız. Burada önce bir ispat yapacağız. Fourier serisinden Fourier transformuna geçiş yapacağız. Ondan sonra bir örnekten bitirip haftaya da Fourier dönüşümünün ya da Fourier transformu denilebiliyor. Dönüşümünün özelliklerini sizlere anlatıp her bir özellikle ilgili bir tane de örnek yapmaya çalışacağım. Dolayısıyla periyodik olmayan bir işareti ilk önce yapacağımız şey Fourier serisinden yararlanarak yapacaksak biz periyodik hale getirebiliriz. Nasıl mı? Şu şekilde arkadaşlar. Örneğin üstteki işaretimiz, şuradaki işaretimiz bir periyodik olmayan bir işaret, rastgele çizilmiş bir işaret, doğru mu? Belirli bir aralıkta biz bunu kestiğimizi düşünecek olursak, örneğin T0 bir cetvel aldık. T0 uzunluğunda biz bu işareti merkezden işaretleyerek işte eksi T0 bölü T0 bölü 2 aralarında buraya kopyaladık. Sonraki aralıklarda işaretin kendisini değil, bu aralıkta aldığımız işareti tekrarlayarak devam ettik. Dolayısıyla biz periyodik olmayan bir işareti periyodikmiş gibi haline getirdik. Dolayısıyla T0 periyodik işaret haline getirdik. Eğer bunu da matematiksel formülasyonu bulursam bu aralıkta, şurada işaretimizi bu aralıkta eğer matematiksel formülasyonu bulabilirsem o zaman bunu çok rahatlıkla periyodik olduğu için Fourier serisini açabilir. Dolayısıyla frekans spektrumunu bulabilirim. Burada şu akla geliyor. Eğer ben periyodu çok küçük alırsam o zaman işarette çok büyük bir kayıp olacak. Doğru mu? Peki ben geçen haftaki örneklerimizi hatırlarsanız Fourier serisinin ilk örneğinde bir periyodik bir darbe işaretimiz vardı. İkinci örneğimizde ise periyodik darbe işaretinin periyodunu biz iki katına çıkartmıştık. Periyodu iki katına çıkarttığımız zaman şunu gözlemlemiştik frekans spektrumunda. F0 ve katları yerine F0 bölü 2 ve katları şeklinde drakları görmüştük. Demek ki periyodu arttırdığımız zaman mantıklı cevabı zaten bunun ne olacak? Frekans spektrumunda frekansların yani drakların birbirlerine yaklaşması olacak. Birbirleriyle ters orantılıydı hatırlarsanız. Dolayısıyla biz eğer T0 periyodu sonsuza götürürsek bu işareti yani şurada ölçtüğümüz cetvel o kadar büyük, o kadar uzun bir cetvel ki tek bir periyot alacağız. Yani T0'ı sonsuza götürürsek. Yine tekrar önceki 4. chapter'daki ya da 4. dersteki örneğimize dönecek olursak ders 4'teki Fourier serisi soruları örneğimize. İkinci örnekte periyodu iki katına çıkarttığımız zaman frekansın yarıya düşerek örneklendiğini. İşte periyodu 10 katına çıkartırsam o zaman
f0 bölü 10, 2f0 bölü 10, 3f0 bölü 10 şeklinde örneklemeler. Ben periyodu 100 katına çıkartırsam bu sefer f0 bölü 100 demek ki frekanslarda Dirac'ların aralıkları giderek birbirine yaklaşacak. Ben burada t0'ı sonsuz alacak olursam bu işaret mt işaretinin kendisi olacak. Doğru mu? Çünkü periyodumuzu sonsuz, eksi sonsuzdan sonsuza kadar almış olduk. Dolayısıyla tüm işareti almış oluyoruz. Periyodik işaretleri frekans bölgesi gösterimi olarak yorumladığımız Fourier serisi ifadesinde bizim bir toplam ifademiz vardı hatırlarsanız. Cn çarpı E üzeri Gn W0 T şeklinde. Periyodun sonsuza gitmesinden dolayı, bunu da bir sonraki slide yapacağız. Ardışıl iki harmonik bileşen arasında, yani iki tane Dirac arasındaki genlik frekans ya da faz frekans bileşenlerinde iki Dirac arasındaki uzaklık birbirine ne olacak sonsuza götürdüğüm zaman birbirine yapışık hale gelecek. Dolayısıyla biz burada toplam değil artık integral düşüneceğiz. Evet, Fourier dönüşümünü anlatacak olursak burada bu söylediklerimize istinaden bizim elimizde bir MT formülasyonumuz vardı. Bu formülasyonumuz bir Fourier serisi açılımıydı. MT eşittir eksi sonsuzdan sonsuza Cn E üzeri Gn W0T. Cn ise 1 bölü T0 bir periyot boyunca integral MT E üzeri eksi Gn W0T dt idi. Bakın buradaki 1 bölü T0 sabit olduğu için ben bu Cn katsayısındaki 1 bölü T0'ı MT'nin başına da yazabilirim. Sabit olduğu için ama. Yani şunları integralin dışına atamam zaten. Bu T'ye bağlı. Gerçi sabit aldığım zaman A olarak çıkabilir de şu da T'ye bağlı. İntegralin dışına çıkıp da buraya yazamayız. 1 bölü T0 o yüzden buraya da yazabiliriz. Cn. Cn'in formülasyonu da belliydi. Bir periyot boyunca demiştik. 1 bölü T0 vardı ama onu buraya yazdık. MT E üzeri eksi Gn W0 T dt şeklinde. Periyodik olmayan MT işareti ne yaptık önce? Bir eksi T0 bölü 2, T0 bölü 2 aralığında bir kısmını alıp bunu örnekledik ya da evet örnekledik. Ondan sonra bunu periyodik hale getirdik. Daha sonrasında yani yaptığımız işlem şu. MT artı T0, 1 bölü T0, eksi sonsuzdan sonra Cn E üzeri Gn W0 T de şurada biz W0'ın yerine pardon W0'ın yerine burada şurayı işaretlemeye çalışıyorum ama evet şöyle yapayım. Şurada 2π bölü T0 yani W0 frekansımız W0 2π F0 veya da 2π bölü T0. Ben buradaki periyodu sonsuza götüreceğim demişim. Ben bu periyodu sonsuza götürdüğüm zaman o zaman benim frekansım sıfıra yaklaşır. Değil mi? 1 bölü sonsuz 0. Cn ifademize baktığımız zaman Cn ifademiz bir periyot boyuncaydı. Eksi T0 bölü 2'den T0 bölü 2'ye Mt artı T0 artık periyodik bir işaret oldu. E üzeri eksi Gn W0 T dt. Burada da W0'ın yerine 2π bölü T0 koyabiliriz. Demek işareti koydum. Bir sonraki slayta geçiyorum. Periyodik işarete dönüştürülen MT artı T0 işaretini Fourier serisi açılımından sonsuza götürmedik şu anda. Şöyle spektrum çıkıyordu. Bu DC'deki spektrumumuz. Efendime söyleyeyim bu birinci harmonik. Bu eksi birinci harmonik. Tabi sadece genlik frekans spektrumu. Bir de bunun altında faz frekans olduğunu düşünün. Eksi sonsuzdan artı sonsuza doğru genlik frekans spektrumunu hatırlarsak çift simetriye sahip. Yani buradaki C2'nin değeri C-2'ye eşitti. Fazlarda ise tek simetri vardı. C3, C-3'e eşit. C-1 de C1'e eşit. Aralarındaki uzaklık Dirac'ların birbirine eşit ve delta F ile gösteriliyor. Delta F aralarındaki uzaklık F0 gördüğünüz gibi. Yani 3F0 eksi 2F0 ya da 2F0 eksi F0 F0 ya da 1 bölü T0 aralarındaki uzaklık. Dolayısıyla biz MT artı T0 işaretimizi
eksi sonsuzdan sonsuza cn e üzeri jn w 0 t. Bu delta f nereden geldi? Bakın hatırlarsak 1 bölü t 0 vardı bunun başında. Bakın şurada 1 bölü t 0. 1 bölü t 0'ın yerine artık ben burada ne koydum? Delta f'i koydum. Dolayısıyla artık benim yeni formülasyonum eksi sonsuzdan sonsuza cn Fourier katsayısı e üzeri jn w 0'ın yerine 2 pi bölü t 0 t delta f oldu. Devam ediyorum. Ben t 0'ı sonsuza götürürsem bu bir limittir aslında. Limit t 0 sonsuza giderken mt artı t 0 bu sonsuza gittiği zaman mt işaretin kendisi olur değil mi? Neden? Ben bir işareti t 0 kadar örnekliyorum ama sonsuz örnekte alırsam işaretin kendisini elde ederim. Geriye kalan kısma baktığımız zaman limit t 0 sonsuza giderken eksi sonsuzdan sonsuza bunu Fourier serisini açmıştık. Cn e üzeri jn w 0 t delta f. W 0'ın yerine de 2 pi bölü t 0 yazmıştık. 1 bölü t 0'ın yerine de delta f yazdık. Bu ifade limit durumu için tek tek inceleyecek olursak limit t 0 sonsuza giderken cn'e artık biz limit t 0 sonsuza giderken cn Fourier katsayısına biz mf diyeceğiz. Mf mt işaretinin periyodik olmayan mt işaretinin frekans spektrumundaki karşılığı olacak. Büyük m'den göstereceğiz. Zamandaki işaretlerin gösterimini küçük harflerle yapacağız. Frekans spektrumundaki işaretlerin gösterimini ise büyük notasyonla yapacağız. Dolayısıyla bu mf diye gösterilen şey notasyon mt işaretinin frekansdaki karşılığı olacak. Bir diğer ifademize bakacak olursak t0 sonsuza gittiği zaman delta f. Delta f'imiz 1 bölü t0'dı. 1 bölü t0 yani 1 bölü sonsuz 0. Biz buna da integral diyoruz zaten. Eğer ayrık zamanda çalışıyorsak toplam sürekli zamanda çalışıyorsak biz integral alırız. Çünkü ayrık zamanda toplamlarımız bellidir kaç tane olduğu ama sürekli zamanda sonsuz tane olduğu için artık oranın alanını hesaplarız. Dolayısıyla bu delta f'de df olacak. Bir ifademiz daha vardı. N f0. N f0 ifademiz nereden geliyor? Bakın N f0 ifademiz cn integralinin içerisinde vardı zannedersem. N f0'ın yerine de şurada var bakın. N f0 ya da N bölü t0. Bunun yerine de f koyuyoruz. Çünkü artık frekans bileşenleri yok. Tek bir frekanstan bahsedeceğiz. Limit t0 sonsuza giderken eksi sonsuzdan sonsuza toplam artık integral olacak arkadaşlar. Yani şuradaki. Ve mt işaretimizi artık şu şekilde yazabiliyoruz. Limit t0 sonsuza giderken mt artı t0. T0 sonsuza gittiği zaman mt işaretine eşit oluyordu. Bu toplam işareti eksi sonsuzdan sonsuza integral olacak. Cn'in yerine mf yazacağız. Şuradaki e üzeri jn 2 pi bölü t 2 pi f0 t veyahut da 2 pi f0 t de e üzeri j aynen kalıyor. 2 pi n f0 yerine de 2 pi f yazıyoruz. 2 pi f de w oluyor. T'miz aynen geçiyor. Demek ki e üzeri j w t. Artık frekans bileşenlerinden bahsetmiyoruz. Tek bir frekanstan bahsediyoruz. Burası da delta f de df oldu. Dolayısıyla artık bir Fourier transform formülasyonu karşımıza çıktı. Demek ki zamandaki daha doğrusu ters Fourier transform diyeceğiz buna. Eksi sonsuzdan sonsuza frekanstaki bileşenim mf e üzeri jwt ile çarpılıp df göre integralini alırsak mt işaretini bulabiliyoruz diyeceğiz. Fourier serisi eşitliği de benzer olarak yani cn ile ilgili bir formülasyonumuz vardı. Cn şöyle yapayım isterseniz. Evet, Cn formülümüz vardı. Hatırlarsanız 1 bölü t0'ı toplam sembolünün mt'nin başına içerisine atmıştık. Dolayısıyla burası integral bir periyot boyunca mt e üzeri eksi Cn w0 t'ydi. T0 sonsuza gittiği zaman bakın dikkat edersiniz. Sonsuz bölü 2 sonsuz. Eksi sonsuz bölü 2 eksi sonsuz olacak. Bakın şurada. Mt işaretimiz aynen kendisini koyacak. Burası e üzeri eksi Cn 2 pi bölü t0 t.
N bölü T0 ya da NF0 F eşittir. Dolayısıyla 2 pi F W olacak. Bu da bizim Fourier dönüşüm formülümüz oldu. Dolayısıyla özetleyecek olursak, periyodik olmayan bir işaretin Fourier dönüşüm formülü MT işaretini E üzeri eksi JWT ile çarpımının eksi sonsuz sonsuz aralığındaki zamana göre integraliymiş. Bir de ters Fourier var. Yani frekansta verilen bir işareti biz zamanda bulmaya çalışıyor isek, o zaman da frekanstaki işaretimiz çarpı E üzeri JWT'nin eksi sonsuz sonsuz frekanslarındaki alanı ya da integralinin formülü oluyor. Fourier dönüşümü büyük F ile gösteriliyor notasyon. Ters Fourier dönüşümü ise F üzeri eksi 1 ile gösteriliyor sevgili arkadaşlar. Burada özeti var, okuyalım isterseniz. Fourier dönüşümü veya periyodik olmayan işaretlerin frekans spektrumu üstel fonksiyonların bir toplamı şeklinde ya da kosinüs ya da sinüslerin demiştik. Bir başka ifadeyle periyodik işaretlerin frekans bileşenleri en tam sayı olmak üzere, değil mi? Bunları biz harmonik diyorduk. NF0 frekanslarda bileşenleri harmonikleri içermekteydi. Periyodik olmayan işaretlerin frekans bileşenleri ise kesikli, yani Dirac'lar halinde gösterilmez. Yapacağız bir örnek. Sürekli bir fonksiyondur. Bunun nedeni periyodik olmayan işaretlerin açılımı periyodik işarete benzetilerek, değil mi, öyle yapmıştık. Sonra T0'ı sonsuza öteleyip limit aldık. Periyodu sonsuza götürüldüğünden frekans bileşenleri giderek birbirine yaklaşır ve artık Dirac'lar birbirlerine yapıştığı için sürekli bir işarete dönüşür. Bir işaretin Fourier dönüşümünün alınabilmesi için tanımlı olduğu bölgedeki enerjisine bakılır. Bunları yapmışız ama tanım olarak veriyoruz. Limit T0'dan sonsuza bir periyot boyunca MT'nin bir işaretin enerjisi bu işaretin genliğinin karesi demek. MT'nin karesi DT'nin sonsuzdan küçük olması koşulunu sağlaması gerekiyor. Fourier dönüşümüne birazcık odaklanacak olursak, Fourier dönüşümü yani zamanda verilen bir işaretin frekanstaki karşılığı. Formülümüz şu şekildeydi. MF eşittir eksi sonsuz sonsuz boyunca integralin MT E üzeri eksi JWT DT. Buna da nereden gelmişti hatırlarsak, CN formülünden bulmuştuk. Doğru mu? Evet. Biz burada E üzeri eksi JWT'yi şu şekilde yazabiliyoruz arkadaşlar. Kosinüs WT eksi J sinüs WT. Nereden bulmuştuk biz bu formülasyonu? Euler denilen bilim adamının bulduğu formüldü. Euler teoremini kullandı. Dolayısıyla E üzeri eksi JWT'nin yerine ben kosinüs WT eksi J sinüs WT yazarsam bu integral, parantezi de açarsam, iki ayrı integral olarak yazılabilir. Birinci integralimiz, dikkat edecek olursak, MT kosinüs WT DT'nin integrali. J'yi başa alabilirim sabit. Eksi J kompleks integral. Eksi sonsuzdan sonsuza MT sinüs WT DT. Bu size neyi hatırlattı? Evet. Duyar gibiyim. CN. Fourier serisi katsayısında CN'i biz AN eksi JBN şeklinde yazmıştık. Orada AN'imiz MT çarpı kosinüs N W0T'nin bir periyot boyunca integralidir. Diğeri de sinüsten çarpımının bir periyot boyunca integralidir. Dolayısıyla aynı ifade burada da karşımıza geliyor. Biz buraya AF dersek, yani AF'imiz eksi sonsuzdan sonsuza kadar MT kosinüs WT DT'nin integrali. BF ise arkadaşlar eksi sonsuzdan sonsuza MT çarpı sinüs WT DT'nin integrali. Dolayısıyla AF burada bizim reel kısmımız. Burada J olduğu için imajiner ya da kompleks kısmımızda, karmaşık kısmımızda BF oluşuyor. MF'imizi artık biz bu şekilde yazabiliyoruz. MF eşittir AF eksi JBF. C'nde nasıl yazmıştık? Demin söyledim. AN eksi JBN. Tamam. Peki bu pozitif frekanslar, negatif frekanslar da vardı. Biz buna harmoniklerde eşlenik harmonik diyorduk. Burada da pozitif harmonikler eşlenik, pozitif frekanslar eşlenik frekanslar diyeceğiz. Negatif frekanslarda durumlar nasıl değişir? Bununla ilgili bir örnek. AF'imize baktığımız zaman frekansın yerine eksi koyduğumuz zaman
Eksi sonsuzdan sonsuza, bu zamana göre değişiyor, integral değişmez. Nt zamana göre değişiyor. Kosinüsün içerisinde, W'nun içerisinde bir f var. F'in yerine ben eksi yazarsam kosinüs eksi WT olur. Çünkü W 2 pi f. DT, burada kosinüs hatırlarsak birinci ve dördüncü bölgede artıydı. Size öyle anlattım derste. Dolayısıyla kosinüs işaretindeki eksi ihmal edilebilir. Bu ne demek? Kosinüs 60, kosinüs eksi 60'a eşit. Kosinüs eksi WT, kosinüs WT'ye eşit olduğu için integralimiz bu şekilde oldu. Dolayısıyla A eksi F, A F eşit oldu. Yani pozitif frekansta ve negatif frekansta A F ile hesapladığımız reel kısım integralinin sonucu aynı çıkıyor. Gelelim B F'e. B F'te kompleks kısımda eksi frekans bileşeni koyduğumuz zaman bu sefer sinüsün içerisine eksi koyacağım. Sinüs birinci ve dördüncü bölgede birinci bölgede artı, dördüncü bölgede eksiydi. Dolayısıyla örnek verecek olsak sinüs eksi 30, eksi sinüs 30'a eşit. Dolayısıyla bu ihmal edilmiyor. Bu eksi başa eksi olarak geçirilebiliyor. B eksi F de o zaman eksi BF eşittir diyoruz sevgili arkadaşlar. Fourier dönüşümünü biz fazör olarak yazabilirsek. Ne demek bir fazör? Yani üstelgenlik ve faz biçiminde yazacak olursak. MF frekans bileşenimiz bizim PDF'de işaretleyemedim. Evet, yine işaretleyemedim. Şöyle. MF eşittir. MF mutlak değer. Bu genliği gösteriyordu. Şurası. MF'in genlik değeri çarpı E üzeri J argüman MF. Argümanı ilk defa gösteriyoruz. Biz buna ne diyorduk aslında? Teta. Yani bu açısal J teta. Yani MF'in faz değerine biz argümanı diyeceğiz. MF'in faz değeri. Demek ki MF ifadesinden fazöre çevirirsek bu genlik şurası da faz kısmını bize gösteriyor. Dolayısıyla periyodik olmayan bir işaretin MF'ini bulduğumuz zaman genlik frekans, faz frekansını nasıl çizeceğiz? İşte burada MF'ini çizeceğiz. Buradan da fazını çizeceğiz. MF işaretimizin genliğini nasıl bulacağız? MF işaretimiz hatırlayacak olursak AF eksi JBF'ti. Dolayısıyla reel kısım ve imajiner kısmın hipotenüsünü, değil mi? Bir üçgeni oluşturuyordu bu. Vektörel bir büyüklük. AF eksi JBF'de reel kısmın karesi artı imajiner kısmının vektörel karesi yani eksi BF'in karesi. Dolayısıyla karşımıza bir Pisagor bağıntısından bir hipotenüs çıkıyor. Vektörü böyle hesapladık genlik değerini. M eksi F'de de değişen bir şey yok. A eksi F'in karesi artı B eksi F'in karesi. Burası A F'ti zaten. B eksi F'de hatırlarsak eksi B F'de karesini aldığınız zaman eksi artı fark etmiyor. Demek ki genlik değerleri negatif ve pozitif frekanslarda aynı Fourier serisinde olduğu gibi birbirine eşit. Yani çift simetri diyoruz. Geldik faz açılarına ya da faz kısımlarına. Argument MF yani pozitif frekanslarda baktığımız zaman imajiner kısım tanjanttan buluyorduk. Eksi tanjant. İmajiner kısım eksi BF bölü AF. Bu eksiyi başa yazabiliyoruz. Eksi tanjant üzeri eksi 1 BF bölü AF. M eksi F'e baktığımız zaman M eksi F'de dikkat edersek BF eksi BF eşittir. Eksiyle eksiyi çarptığımız zaman M eksi F AF artı JBF'dir. Artı JBF. Dolayısıyla BF bölü AF olur. Kısacası bu eksi BF AF dördüncü bölge. Bu ise birinci bölgededir. Gördüğünüz gibi ikisi de birbiriyle tek simetriye sahip. Yani pozitif frekanstaki bulduğumuz açı ya da faz değeri negatif frekanstaki açı değeriyle ters işaret. Fourier serilerinde de yapmıştık. Eğer verilen bir MT periyodik işareti çift ise ne oluyordu? BN sıfır oluyordu. AN'imiz de yarım periyot boyunca MT çarpı kosinüs N W0 T DT'nin iki katı oluyordu. Efendime söyleyeyim tek simetriye sahipse bu sefer de
Cn Fourier katsayımız eksi Jbn oluyordu. Oradan devam ediyor. Bunlar da bize kolay bir şekilde frekans spektrumuna geçmemize yardımcı olacak tüyolarda aslında. Burada da yine verilen periyodik olmayan bir işaretin eğer çift ya da tek fonksiyon olmasını bulabilirsek bu bize bir avantaj sağlayabilir mi? Tabii ki kesinlikle sağlar. Örneğin mt çift fonksiyonu sahip ise yani eksi taraftaki m eksi t mt'ye eşit ise birbiriyle çift simetriye sahip ise o zaman mf eşittir af eksi jbf. Burada hatırlarsanız biz Fourier serisinde de integrali ikiye ayırmıştık. Yarım periyot, yarım periyot. Burada periyot yok tabi. Eksi sonsuzdan sıfıra ve sıfırdan sonsuza iki tane integral alıyoruz. Aynı integral aslında. Daha sonrasında burada bir dönüşüm yapıyoruz. Ne dönüşümü diyor? T eşittir eksi u dönüşümü. Sınırlar sıfırdan sonsuza. M eksi u. T'nin yerine koyuyorum. Kosinüs w eksi u. T eşittir eksi u. Her iki tarafı aldığımız zaman dt eşittir eksi du olacak. Şuradaki sınırlar bakın ters. Küçükten büyüğe doğru gitmesi lazım. Sınırları değiştirdiğimiz zaman başa eksi gelir. Çift fonksiyon olduğu için m eksi u mu'ya eşittir. Kosinüsün özelliğinden dolayı kosinüs w eksi u kosinüs w'ya eşittir. Buradaki eksi du aynen durur. Şuradaki eksiyle eksi de artı olur. Demek ki şu iki tane integral birbirine eşit olacak. Sonuca baktığımız zaman af o zaman eğer çift fonksiyonsa sıfırdan sonsuza mt kosinüs wt dt çarpı 2 olacak. Yani eksi sonsuzdan sonsuza kadar integral almamıza gerek yok. Sıfırdan sonsuza kadar integral aldığımız zaman mt kosinüs wt'nin bunun integralini 2 ile çarptığımız zaman zaten çift simetriye sahip olduğu için bize af'i verecek. Bf'e baktığımız zaman bf 0 çıkacak. Yine aynı şekilde integrali açıyoruz. 2'ye bölüyoruz. Burada sinüsün özelliğinden dolayı bu yine m eksi u mu oluyor. Şurada ama sinüs 4. bölgede 1. bölgeyle ters işaret. Dolayısıyla buradan da bir eksi geliyor. Eksi du'dan da bir eksi geliyor. Bir de sınırlardan dolayı bir eksi geliyor. 3 tane eksinin çarpımı eksidir. Buradaki 2 tane integral birbirleriyle aynıdır. Dolayısıyla birbirlerini götürür. Bf'imiz 0 olarak karşımıza çıkar. O zaman çift fonksiyonda ben şunu diyebilir miyim? Eğer verilen periyodik olmayan bir işaretin çift simetriye sahip oluyor da çift fonksiyon olduğunu tespit eder isek o zaman MF yani Fourier formülasyonumuz AF eksi JBF'de sadece AF eşittir. AF'de sıfırdan sonsuza 2MT kosinüs WT DT'dir. Bu AF reel frekansa bağlı reel bir sayı. Eğer AF'imiz sıfırdan büyük olursa AF'imiz eğer sıfırdan büyük olursa o zaman direkt olarak bizim genliğimiz AF'e eşit olacak. AF'imizin sıfırdan büyük olması ne demek? Örneğin 10, örneğin 20, örneğin 104 gibi. AF'imiz sıfırdan küçük olsa negatif bir sayıysa genlik değerimiz hatırlarsanız negatif olamıyordu. O zaman eksi 25 diyelim. Bunu eksiyle çarpacağız artıya çevirmek için. Burada açı değerimize baktığımız zaman açı değerimiz pozitif değer çıktığı zaman integralin sonucu açı değerimiz 0 olacak. Negatiflerde ise iki tane opsiyonumuz var. Pozitif frekanslarda eksi 180 derece, negatif frekanslarda 180 derece. Bu da tanıdık geldi. Evet, Fourier serisinde yaptığımız gibi pozitif harmoniklerde eksi 180, negatif harmoniklerde artı 180 alıyorduk. Tek simetrik işareti bunun tam tersi. Yani tek simetrik şu demek. M eksi t yani negatif zaman aralığındaki işaretin pozitifteki karşılığıyla ters işaret ise. Örneğin M t 4 ise M eksi t eksi 4 olacak. AF'imizi hesaplayacak olursak yine aynı şekilde bu sefer tek simetride AF'imizin 0 çıktığını görüyoruz.
Neden dolayı? Burada kosinüs aynı fakat m eksi u burada m eksi u tek simetriden dolayı eksi m u olacak. Dolayısıyla buradaki iki integral birbirini götürecek ve a f'imiz 0 olacak. Dolayısıyla evet sanki duyar gibiyim yine. B f'imiz de bu sefer 0 değil de 2 b 2 mt sinüs w t dt'nin 0'dan sonsuza integrali olacak. Dolayısıyla burada tek simetriye sahip ise periyodik olmanın işaretimiz biz mf'i af eksi j bf'den af 0'da eksi j bf şeklinde yazabiliriz. Yani eksi 2 j 0'dan sonsuza mt sinüs w t dt. Bf'imiz de evet 2 mt sinüs w t dt'nin 0'dan sonsuza integrali. Bf'imiz eğer 0'dan büyük olur ise Bf'imiz 0'dan büyük olursa bu ne demek? 0'dan büyük olması demek örneğin 3. Eksi 3 j. Eksi 4 j. Aşağı doğru bir draktır. Reel kısmı yok. Dolayısıyla genlik kısmı kendisidir. Bf'in kendisi. Bf pozitifse aynen yine kendisi alacağız. Negatifse bu sefer de eksi işaretten çarpacağız. Eğer işaretimiz Bf integralimizin sonucu şuradaki integralimizin sonucu pozitif çıkar ise o zaman pozitif değeri koyduğumuz zaman örneğin 3 koyalım. Eksi 3 j. Eksi 3 j ne taraftadır arkadaşlar? Fazör diyagramı aklınıza gelsin. Aşağı doğrudur. Yani eksi 90 derece. Dolayısıyla pozitif frekanslarda eksi 90 derece. Negatif frekanslarda sinüsten dolayı bir de eksi geliyordu. Yani artı j bf oluyordu. Bu sefer 90 derece olacak. Eğer bf'imiz 0'dan küçük ise örneğin eksi 4. Eksi ile eksi çarp 4 j olacak. Bu sefer pozitif frekanslarda 90 derece. Negatif frekanslarda ise eksi 90 derece olarak karşımıza çıkacak sevgili arkadaşlar. Bir örneğimizle dersimizi bitireceğim. Yaklaşık yarım saattir anlatıyorum. Biraz dilim kurudu. Su içeyim. Örneğimize bakacak olursak. Örneğimiz periyodik olmayan bir darbe işareti değil mi? Yani A olan darbe süresi to olan bir darbe işareti. Bu işaret örneği önce çift simetriye sahip mi, tek simetriye sahip mi ona bakacağız. Gördüğünüz gibi çift simetriye sahip. Nereden anladık? İşte pozitif taraftaki işaretlerin örneğin to bölü 2'deki değeri A, eksi to bölü 2'deki yine A. Yani birbiriyle aynıysa, yani aynadaki görüntüsü gibi düşünün, bu çift simetriye sahiptir. Çift simetrik olduğundan dolayı ne demiştik çift simetrikte? AF bulunuyor fakat BF eksi JBF, BF'i 0. Dolayısıyla bu önemli bilgiden sonra AF'i bulacağız. AF'in formülasyonu neydi? 0'dan sonsuza MT kosinüs WT DT'nin tam 2 katı. Hemen bu integralimizi hesaplıyoruz. Kolay bir integral zaten. MF'imiz 0'dan to bölü 2'ye. Bakın 0'dan sonsuzaydı fakat işaretimize sonsuza kadar almamıza gerek yok. Zaten işaretin tanımlı olduğu yer eksi to bölü 2 to bölü 2. Diğer yerlerde 0. Dolayısıyla 0'dan to bölü 2'ye kadar aldım. Bakın bir de burada var. To bölü 2'den sonsuza. Sonraki örneklerde böyle yapmayacağız tabi. 0'dan to bölü 2 mt kosinüs w t dt artı tabi şurada da 2 var bu arada. To bölü 2'den sonsuza mt kosinüs w t dt. Bir geriye gidiyorum. To bölü 2 ile sonsuz aralığında şurada işaretim zaten 0. Dolayısıyla şuradaki integralin bakın burası 0 oluyor. Şurası. Demek integralimiz 0'dan to bölü 2 mt kosinüs w t dt şeklini alıyor. Mt işaretim bu aralıkta hangi değeri alıyor baktığımız zaman sabit a değeri alıyor. Görüyor musunuz? A. Sabit a değeri alıyor. MT'nin yerine A değeri koyuyorum. A sabit olduğu için integralin dışına çıkar. 2A olur. Kosinüs işaretimiz arkadaşlar sinüs W T bölü W olur. 0'dan to bölü 2'ye kadar. Tamam yerine koyuyorum to bölü 2'ye. Sinüs W to bölü 2 eksi sinüs W çarpı 0. Sinüs 0 yani. Dolayısıyla burası şurası sinüs 0 0'dır gitti. Şurası W kaldı. MF 2A sinüs W to bölü 2 bölü W. Ben
pay ve paydayı w to bölü 2 w to bölü 2 ile çarparsan şu sinüs w to bölü 2 ve w to bölü 2 işaretleri ile bir sinc fonksiyonu elde ederim. Nasıl bir sinc fonksiyonu elde ederim? Bunun pi'ye bölünmüş hali. Bunun yerine 2πf koyun arkadaşlar. 2πf şunun yerine. 2πf koyduğumuz zaman 2'ler gider. 2'ler gider. Πf to kalır. Pi'yi de atarsak sinc'te f to. Yani sinc f to. Şurası kaldı. Sinc f to kaldı. Şurada 2πf buraya koyduğumuz zaman 2'ler sadeleşiyordu. Ne kalıyordu geriye? Özür dilerim. Şuraya. Evet şuraya. Şurada W'lar sadeleşiyor. Şuradaki W'lar sadeleşiyor. Şuradaki W ile şuradaki W birbirini götürüyor. Şuradaki 2 ile şuradaki 2 birbirini götürüyor. Geriye kalan A to. Ha, demek ki geriye kalan da burada A to sin to F. Demek ki bir darbe işaretinin, periyodik olmayan bir darbe işaretinin MF frekans spektrum A to sin to F şeklinde elde ediliyor. Peki periyodik olan işareti hatırlayan var mı? Cn Fourier katsayısı hatırlarsanız A to bölü T0 çarpı sin n to bölü T0. Bakın benziyor değil mi ifadeler? Devam ediyoruz. Bunun nasıl frekansını çizeceğiz hocam? Der gibisiniz. Önce bir MF'i çizelim. MF nedir? Şöyle bir bakalım. Bu şey değil bu arada. Genlik frekans, faz frekans spektrumu değil. Yani bir belirlen bir fonksiyonun değişkene bağlı çizimi. Burada işaretim yani A to sin to F'in çizimi bu bir sin işareti olduğu için F eşittir 0 da önce bakacağız. F eşittir 0'da tabii belirsizlik var. Yine Hospital kuralı kullanılacak. Hospital kuralına göre A to çıkıyor. Her sıfır geçişi 1 bölü to'dur. Bunu da nasıl buluyorduk? Sinüslerin sıfır geçişleri. Yani sin to f bunu sıfır yapan. Dolayısıyla yukarıdaki sinüs. Yani sinüs pi to f'in sıfır olduğu yerler. Bu da pi'nin katları aslında. Dolayısıyla pi'ler gittiği zaman 1 bölü to olacak. Buraya 1 bölü to koyduğumuz zaman sin 1 olur. Bu da sinüs pi demek. Burada koyduğumuz zaman sinüs 2 pi, sinüs 3 pi, sinüsün katlarında. Burada sinkin geçişleri var. MF'in değişiminden görüldüğü gibi spektrumun negatif bileşenleri var. Bu ne demek de? Genlik frekans spektrumunda ben şu kısımları, negatif kısımları çizemem. Çünkü genlik fazör diyagramından aklımıza gelsin. Genlik her zaman pozitif demiştir. Dolayısıyla bunları fazörde göstereceğiz. Yani buralarda ne demekti? Bu bir kere çift fonksiyonsa evet faz değerleri ya 0 ya 180 ya eksi 180 olur. Şuralarda 0 olacak. Şu aralıkta pozitiflerde. Buralarda ise şu aralıkta örneğin negatif frekanslarda 180 derece. Burada ise eksi 180 derece göreceğiz. MF eşittir. A to sin to f'in A to a'yı pozitif kabul ettiğimiz varsayalım. Darbe süresi de zaten pozitiftir. Dolayısıyla bunun mutlak değerini almaya gerek yok. Ama sin to f'i mutlak değerini alacağım. Çünkü negatife de gidebiliyor. Dolayısıyla A to sin to f'in mutlak değeri bizim genlik kısmımızı gösteren yer. Bunun mutlak değerini aldığımız zaman bakın şu tarafa doğru zarf diyorduk biz buna. Yukarıya doğru bir işaretimiz çıkacak. Argüment yani açı değerine baktığımız zaman ise frekansı sıfırdan büyük olan yerlerde eksi 180 derece olacak. Frekansı sıfırdan küçük olan yerlerde ise yani şu taraflarda ise artı 180 derece olacak arkadaşlar. Çizecek olursak genlik ve faz frekans spektrumlarını işte şu negatif kısımlarında burası. Bakın faz kısmımız var. Şöyle beraber çizmeye çalışayım şunu. Şu. Bu normalde sinc fonksiyonunun negatife döndüğü yer. Artık negatife döndüğü yerde pozitif frekanslarda zaten çift fonksiyonu demiştik. 3 alternatif var. Eğer işaret çiftse 180, eksi 180 ve 0. 0 olduğu yerler bakın şurası. Koyularla gösterilmiş. Burada zarfını alıyoruz işaretin. Yani mutlak değerini kısaca. Aldığımız zaman genlikte burası gözüküyor. Pozitif frekanslarda eksi 180, negatif frekanslarda ise artı 180 derece olarak gösteriyoruz. Aynı şekilde buralarda da bizim
faz farkımızı göstermiş oluyoruz. İşaretle ne demiştik? Periyodik olan işaretlerle periyodik olmayan işaretlerin frekans spektrumları arasındaki en büyük farklardan bir tanesi orada harmonikler vardı. Yani F0 ve katları vardı. Burada öyle bir şey yok çünkü periyodu sonsuza götürdüğümüz zaman bunların içerisindeki Dirac'lar artık birbirine yapışıp sürekli bir fonksiyon haline geldi. Ayrık zamandaki veya da periyodik olmayan bir işaretin demek ki frekans spektrumunda sürekli Dirac'lardan oluşmayan, ayrık olmayan sürekli bir çizim veya da fonksiyon bizi bekliyor. Fazlar için de aynısı geçer. 3 desibel band genişliği diye bir tanımımız var. Bu da artık dersin son şeyi. Bir işaretin band genişliği ne demek? Demek duyuyoruz mesela FM band genişliği. İşte 4.5 G'nin band genişliği vesaire. Yani belirli bir bilgi işaretini iletebilmemiz için bizim bazı band genişliklerine ihtiyacımız var. Peki 3 desibel band genişliği ne demek? Desibel ne demek? Ona değinecek olursak işaretin frekans spektrumunun genişliğinin bir ölçüsü band genişliği. Öncelikle onu söyleyelim. Bir işaretin band genişliği için kullanılan değişik tanımlar var. En yaygın kullanılan işaretin spektrumunun büyüklüğünün yani genlik değerinin maksimum değerinin kök2'de birinden büyük değerler bizim için bir daha söylüyorum genlik değerinin maksimumunun kök2'de biri yani bu da 0.707 katı demek yani %70'inin aldığı frekans aralığının uzunluğuna 3 desibel band genişliği adlandırılıyor. Bu da neden? 3 desibel olarak adlandırılmasının nedenini söylüyorum. 1/2 noktasının güç seviyesinin yani power diyoruz değil mi buna? Haberleşme dönemini yarıya düştüğü noktaya karşı gelmesi. Desibel şöyle bulunuyor logaritmik bir ifade. Güç ifadesinin yarıya düştüğü yer burada 1/2 yani gücümüz yarıya düştüğü zaman 10 logaritma işte x1/x2 şeklinde aslında formülü bunun. x1 ile x2'nin oranı x2 bizim maksimum genliğimiz, x1 ise şu anki genliğimiz. Bu yarıya düştüğü zaman bu bize -3 desibellik bir zayıflama olarak karşımıza çıkıyor. Bunun güçteki karşılığı bu. Genlikteki karşılığı ise 0.707 katı veyahut da 1/√2 diyebiliyoruz. Az önce yaptığımız örnekte darbe işaretinin 3 desibel band genişliğini örneğin bulalım. MF'imiz ATO SINGTO F olduğundan 3 desibel band genişliğinin tanımı neydi? Maksimum genlik. Aslında maksimum genliği buradan biliyoruz. ATO değil mi? Ama bir işaretin maksimum genliğini eğer grafiği falan yoksa maksimum genliğini bulmak ne demek? İşaretin birinci dereceden türevini sıfır eşitleyip oradaki değeri bulup fonksiyonu da yerine koymak demek aslında. 1/√2 de biri maksimumunun artık maksimumunu biliyoruz. ATO zaten. Bakın şurada yapmışız. ATO √2 ya da 0.700 katı demiştik. Hangi frekansa tekabül ediyor da karşılık geliyor onu bulmaya çalışıyoruz. ATO'lar burada gidiyor. SINGTOF'in 1/√2 eşit olduğu yer hangi frekans değeridir? Buradan TOF'imiz yani hangi SINGT değeri yaklaşık 0.43 hatta 0.5 almışız buraya. 0.43 ya da 0.5 koyduğumuz zaman biz TOF'in yerine yani sinüs π/2/2 demek bu. Sinüs 91 1/2 diyor. Dolayısıyla 3 desibel band genişliğimiz bizim 1/2 toymuş. Yani şuraya baktığımız zaman bakın 1/to burası. 1/2 to tam bunun yarısı. Demek ki 3 desibel band genişliğimiz burada çizmeye çalıştığım kısım. Tam 3 desibel band genişliği gücün yarıya düştüğü yer olarak karşımıza çıkıyor arkadaşlar. Evet, burada da çizilmiş zaten. Dersimiz bu kadar. Haftaya Fourier dönüşümün özellikleri ve örneklerle devam edeceğiz. Hepinize iyi günler diliyorum. Sağlıcakla kalın. Kendinize dikkat edin arkadaşlar. Görüşmek dileğiyle.